Penguen 2022 Batman'de temelleri atılan ve bu dizide daha da derinleşen aslında bu diziye kadar çok durumumuzda olmayan bir karakterdi. Hatta bu videoya girmeye çalışırken Sony'nin de çok umurunda değildi ama tam videoya gireceğim zaman her zaman üst kucağıma atlar. <laughs> videoya bir şerh düşer. Hayır önce beni seveceksin sonra videolar. O yüzden baktım onsuz giremiyorum. Ben de onunla girmek istedim. Kızım selam ver. Bak seyirciler burada. Bak selam ver. Canlı yayınlara geliyorsun, videoları hiç gelmiyorsun diyorlar. <laughs> Neyse Penguen dediğim gibi aslında çok umurumuzda olmayan iki karakteri bir anda bizim için çok önemli bir hale getirdi hikayesiyle anlatısıyla. Tabi bu videoyu yaparken benim de ilk çekineceğim şuydu yani DC takip etmeye o franchise'a yakın olmayan insanlar bu diziyi İzler mi? Evet izler. Yani çünkü dizinin gerçekten bu franchise'lar işte Star Wars gibi, Marvel gibi, DC gibi büyük franchise'lara böyle çok ilgisi olmayan insanları da çekmek için çok güçlü nedenleri var. O yüzden hiç çekinmeyin, korkmayın. Ya bu adam da oturmuş penguen mi anlatıyor bize? Penguen ne ya? işte belgesel mi? Falan gibi düşünmeyin. Kesinlikle karşınızda özellikle de böyle geçmişte Sopranos sevdiyseniz işte Godfather seviyorsanız Breaking Bad'i beğendiyseniz oralardan öykünen bir iş olduğunu da anlayacaksınız ve bence seveceksiniz. Hatta bu işlere öykünmekle de kalmıyor. Oradaki bazı karakterlerin yollarını da yıkıp yeniden yapıyor. özellikle Sofia Falcone karakteri üzerinden. Şimdi diziye gelirsek başta biraz spoiler'sız bahsedeceğim. Tabii Penguin karakteri Matt Reeves'in Batman'inden 2022 yapım Batman'den çıkma bir karakter. Burada zaten en büyük avantaj bu diziyi yaparken Matt Reeves'in Batman'inde bu karakterin temelinin atılması. Tabii e, dizinin yaratıcısı Lauren Lefranc e, bunun çok büyük avantajını kullanıyor. Elinde çok hazır bir karakter, bütün tonu ayarlanmış bir Gotham bütün tonu ayarlanmış bir dizi var. Ve onun içine bir şeyleri yerleştirmek, burada hikaye anlatmak çok iyi. Çok şanslı bir durum onun içinde. Bir yandan da buraya işte Can Turturon'un da zaten hani filmde ölmesi daha sonra da hani dizide yer almak istememesiyle beraber Sofia Falcone karakteri daha da ön plana çıkartılmış. Ve onu da Christian Milioti hayat veriyor. Ve müthiş olmuş. Bence burada tabii Loren Lefran'ın gözünün kadın karaktere değmesi de karakteri daha da kıymetli hale getirmiş. Daha da bizim için güçlü bir hale getirmiş seyirciler açısından. Tabii işte spoilersız tarafta Penguin aslında Batman'in filmde kurtarmaya çalıştığı Gotham'ın hatta bir yandan da Riddler'ın da kurbanı olan insanların hatta Batman de onun bir nevi kurbanı oluyor. İnsanların bu yıkık dökük artık daha zor yaşam şartlarına sahip Gatım'da barınma hikayesi temel olarak başlıyor. Şimdi bunu bilmek zorunda çok değilsiniz çünkü Penguin'in gittiği yol ya da işte bu yolda Sofia ile ilişkisi ne anlamak ve sevmek için Batman filmini izlemenize gerçekten gerek yok ama hani Gatım'da neler olmuş ya burası niye böyle bu su baskını neden olmuş bu vali nerede seçildi bu sorulara merak ediyorsanız e, tabii ki bakabilirsiniz. Zaten biraz da bu dizi franchise ile ilgisi olmayanları derleyip toplayıp bir araya getirip Batman filmine de geçmişe dönük bir ilgi yaratmak üzere de kurulmuş. Hatta şu örneği de verebilirim. E, yani Star Wars'un Andor'u varsa, Marvel'ın Netflix dönemi Daredevil'ı varsa ki o da mesela müthiş bir diziydi ve Marvel evreniyle bir bağ yoktu. Ve i̇nsanlar çok rahat izleyip sevmişlerdi. Bu da aslında DC'nin DC, DC franchise'ının benzer bir dizisi. E, o yüzden hiç korkmayın. Aslında çok geleneksel mafya hikayesi kökleri olan bir dizi izleyeceksiniz. Ama bir yandan da oradaki karakterlerin genel geçer yapılarını yıkıp yeniden yapmaya çalışan Sofia gibi bir karakteri barındıran da bir dizi izleyeceksiniz. Deyip aslında spoilersız kısmı böyle biraz e, hızlıca geçebilirim. Çünkü spoilerlı konuşmamız lazım bu işi. Hatta bakalım Sonic de bana hangi noktada izin verecek ve daha <laughs> rahat konuşacağız. Ne oldu kızım? Beğendin mi sen Penguin'i? <laughs> Şimdi aslında çok temelde spoiler'a geçiyorum tekrar uyarıyorum burada spoiler'ımız olacak. Sonra vay abi spoiler dedin demeyin bana. Aslında temelde bakarsak birazcık Game of Thrones'un yakın dönemde çok kendini dayandırdığı bir temel yapıdan gidiyor dizi. Onun üstüne kuruyor. Nedir bu? İki, Second son yani aslında ikinci çocuk. Ailenin ikinci evladı. Ailenin daha böyle işte ikinci plana itilmiş, belki engelli, belki sakat, tabii sakat tırnak içinde söylüyorum hani oradaki tanım için crippled e, olan. Evladı üzerine kurulmuş bir dizi. Yani bu aslında bu karakterler genelde aile içinde güçsüz kalan, öterenen, itelenen işte bir tarafta Sofia bir tarafta e, Oswald aslında Oswald çok os karakteri çok da eden biri değil ama zaten o işin daha sosyopati tarafında güçlü. Sofia ise babası tarafından tam bir kurban edilen bir karakter. E, genel olarak bunların üzerine kuruluyor. Yani bu karakterler işte aile içinde kendi gücünü edinmeye çalışıyor e, ama bir türlü edinemiyor. Edinemedikçe aslında babasının belki diğer kardeşlerin belki ailenin diğer büyüklerinin e, yüklerini de e, kendi üstlerine alıp yok olmak, yok edilmek üzerine kurgulanmış karakterler. Burada Loren Lefren de biraz karakterini bunun üzerine kurmuş. Game of Thrones'daki benzer anlatı üzerine. E bu iyi çalışıyor aslında. Çünkü gerçek hayatta da Zaten birçoğumuz bir güce erişme çabasında olmadığımız ya da olduğumuzda da genelde bu düzende sistemde çok da başarılı olma şansımız olmadığı için karakterlerin aslında yoldan çıktığınızda nereye gidebileceğinizi biraz da yüzümüze vurmaya çalıştığı bir yapı oluyor. Mesela bu, bu Better Call Saul'da da çok güçlüydü benzer anlatı. Ve günün sonunda aslında iki tane dışlanan karakter birbiriyle yan yana gelmeye çalışıyorlar. Sofia ve Oz. Tabi burada işte biraz Sofia'dan girmem lazım konuya. Sofia karakteri belki de Belki de Bence bu dizinin ana karakteri. Evet bu dizinin adı Penguin. Colin Farrell müthiş oynuyor ama Christian Milioti'nin hayat verdiği Sofia Falcon da muazzam. Ya o olmasa bu diziyi düşünemeyiz. Yani aslında biraz hani hep yıllardır söylenen şeyler vardır işte yorumlarda. İşte Batman Joker olmadan Batman olamaz. X bir karakter Y'si olmadan işte belki bir antisi, bir villainı olmadan hayat bulamaz. Anlatısını, hikayesini hep dinlemişizdir. Burada aslında Sofya olmadan penguen olamaz. Zaten onların bu ikili ilişkisini en temelden de e, kuruyor dizi. Ve bize de böyle anlatıyor. Ve bu yüzden de Sofya çok önemli bir karakter oluyor dizi boyunca. E, ve Christian Bülent öyle bir hayat vermiş ki... yani ...Sophia'ya her baktığınızda böyle çok kırılgan, böyle zayıf olduğunu hayal ettiğiniz ilk bakışta. Yani çünkü ilk erkek bakışında babası için de mesela diğerleri için de ailede özellikle hapisten yani arkamdan çıktıktan sonraki haliyle ki oraya bir seri katil olarak giriyor orada daha da hem üzerinde yapılan tedavi çalışmaları ilkel tedavi çalışmaları hem onun iyice dengesinin bozulmasına yönelik hareketlerle olmadığı bir karaktere dönüştürülmeye çalışıyor aslında. Babası da aslında bunu başta kendi suçları onun üstüne atarak yapıyordu. E Sofya böyle bir karakter olunca yani her duruş anı, ilk anda böyle çok kırılgan geliyor ama bir anda bir bakışıyla, bir sözüyle, bir hareketiyle karşısındakini çok geren, zorlayan, korkutan bir karaktere dönüşüyor. Chris McRae'nin oyuncunu buradan da takdir etmek lazım. E Tabii mesela Penguin de bunu aynı şey yapıyor. Yani çok paralellik var aslında aralarında. Yani Penguin de dikkat derseniz hep böyle hayatta kalmaya çalıştığı anlarda kendini daha zayıf gösterip aslında gücü eline aldığında daha da e, güçlü hale gelmeye çalışan kendisini olduğundan daha da büyük göstermeye çalışan bir karakter. Özellikle bunu Salvatore Maroni'nin sonunda kalp krizi geçirerek diye tahmin ediyorum orada. Dizinin sonunda kalp krizi geçirerek öldüğü anda çok iyi görüyoruz mesela orada bir anda o kırılgan aslında yenilmiş durumdaki halinden hiç kendisine ait olmayan bir gücü bir galibiyeti hemen sahipleniyor. Zaten Ozun karakterinin bu kadar iyi yani bu kadar iyi bir seviyeye gelmesi, böyle bir sosyopati barındırmasının yine temelleri de biraz işte hiç kokvari yöntemlerle bize anlatılıyor. Çünkü biz onun aslında kardeşlerini öldürdüğünü bir yerden sonra anlıyoruz işte iyi biri olmadığını her zaman biliyoruz. Mesela Victor bunu bilmiyor. bir karakteri ona devamlı yardım ediyor. Biz bunları bilerek izlediğimizde ya oğlum şeytana yardım ediyorsun ne yapıyorsun? Bu, kendine yer falan dediğim anlar oldu yani dizide. Ama bunları o bilmedi. Yani seyirci olarak biz bilmemize rağmen karakterler bilmediği için müthiş bir gerginlik yaratıyor Oz karakteri bu sayede. Hatta annesine baktığımızda Francis karakteri de burada yani ben şeye çok şaşırdım mesela ilk sahnelerde ilk bölümdeki sahnelerde ne zaman annesinin yanına gitse böyle şey oluyor e, yani böyle annesi bir tuhaf bakıyor böyle bir korkuyor gibi çekiniyor gibi gergin gibi ama Anlamıyorsun ya yani bakıyorsun aslında annesini korumaya çalışan bir karakter var. Sonradan anlıyoruz ki hani kardeşin kardeşlerini öldürdüğünü o da en baştan beri tabii ki anlamış tabii ki biliyor ve böyle bir çocukla yaşamak zorunda kalması onun için çok acayip bir sonuç yaratıyor. Yani berbat bir hayat geçirmesine neden oluyor. Zaten sonradan şu da ortaya çıkıyor ki dizin ilerlediği kısımlarda Oz'un karakteri zaten hep o yanında çalıştığı işte Falconer'ler gibi, siyasiler gibi yani o karakterlerin hayatta kalmak için ya da insanları kullanmak için yani o iki yüzlü hayatları yaratmak için yaptığı yöntemleri kullanıyor. Önce aciz bırakıyor Sonra da kendisine muhtaç hale getiriyor. Annesine de aynı şeyi yapıyor. Nasıl ki işte siyasileri de mesela bu şekilde kullanmaya başlıyor. Önce halka aciz bıraktırıyor. Sonra onları muhtaç hale getiriyor ve onları kullanıyor. Aynı şekilde kendisi aciz bir duruma düşüp ve muhtaç duruma düştüğünde ona Vic yardım ediyor. Ve Victor ona yardım ettiğinde de o kaçınılmaz sona gittiğini... Yani o kaçınılmaz sonunda biraz konuşmam lazım. Erken belki konuşacağım ama gerçekten dizinin en vurucu anıydı. Ozun Victor'u boğduğu an. Çok sert bir andı. Dizinin gerçekten zirve noktasıydı. Ama orada şey hissediyorsunuz. Penguen böyle bir karakter, Oz böyle bir karakter. E orada artık kendisinin ...Victor'un Victor onun kurtarıcısı olmasını ya da Victor'un işte diğer çetelere yaptıkları gibi... ...bir noktada ikinci adamlarını ön plana çıkartıp onların liderliğini yok ediyor Oz. Ki bu fikir de aslında buradaki iletişim de Vic'den, Victor'dan çıkıyor. Ama işte Oz bu aciziyete kendisinin düştüğünü gördüğü anda ki... ...aynısını aslında kardeşlerine de görüyordu. Yani orada daha bir çocuk zihniyle annesinin aslında diğerlerine sanki daha fazla ilgi gösterdiğini... ...onu ikinci plana atacağını... İşte onun sevgisinin ona yetmeyeceğini belki hayal ediyordu. Victor'da da aynı şey oldu. Ben bir an şey düşündüm açıkçası. Bir an ama. Ben dedim acaba bir noktada birazcık kardeşlerine yaptıkları yüzünden birazcık minnacık bir vicdanı var da mı Victor'a bu yüzden yardım etti ve bu seviyeye getirdi? Hayır yokmuş. Kesinlikle olmamış bile. Bu çok iyi bir tercih. Yani bunu bana düşündürttüğü için bile aslında diziye, diziyi sevdim. Yani kendime kızdım çünkü. Oğlum böyle bir karakteri bu böyle bir şey düşünmemen lazımdı diye. Ve gerçekten de Victor'u da yok etti. Kendi aciziyetini ileride yaşamak, yaşamamak ve muhtaç duruma düşmemek için. Bu da mesela yine genelde mafya yapılı dizilerde, filmlerde hep kullanılan bir yöntemdir aslında. Güçlüysen senin önüne geçebilecek kişileri yok edersin ki oradaki konumuz sağlam tutabil. Mesela Sofia tarafına bakarsak bu onda da bu onda yaşanmıyor. Çünkü Sofia çok fazla Godfather'daki Michael'dan öykünen bir karakter Oradan çok fazla şey alınmış o yaratılırken. Ama Michael hem bir erkek olarak hem de zaten Godfather'daki o Carlone'lerin yapısı olarak yukarıya gittikçe ki başta hiç içine girmek istemediği bir yapı. Ben artık genç işte ben başka bir yola gideceğim. Sizin çirkin yollarınızdan yürümeyeceğim derken bir anda o yollar onu değiştirmeye başlıyor ve orayı değiş kendi değiştiremiyor. Çıkamıyor da ve güçlendikçe daha da tepede kalma çabası artıyor. Sofia da bunu başta böyle yapıyor. Yani babasına çok öfkeli. Tekrar çıktığında tabii ailesi zaten ona hiçbir iyi göstermiyor. Umurunda değil ailesinin. Amcasının ve işte diğer yeğenlerinin, kuzenlerinin vesaire. E böyle olunca bir noktada onları yok ediyor. Mesela o bölüm çok iyiydi bu arada. Dördüncü bölüm olması lazım. Hemen adını da söyleyeyim. Çentani bölümü. Çentani bölümü muazzam bir bölüm. Bu arada bu cümleyi e, daha önce yine Godfather'da duymuştuk. Orada Michael'ın eşi bu cümleyi açıklıyordu. Kendi mutsuzluğu üzerinden. Yüzyıllar boyunca mutlu olalım gibi bir anlamı vardı yanlış hatırlamıyorsam. O da diyordu ki işte tabii ki babam hayatta olsaydı böyle olacaktı. Yani Michael'ın hem aileye getirdiği ortam hem kendisinin dönüşümü onun mutsuzluğunun temeli çünkü. Ve Sofia da aynı şekilde çentenli deyip bütün sülalesini <laughs> öldürüyor, zehirleyerek öldürüyor. Mesela bu bu da biraz şeyde Breaking Bad'de işte Gus Fring'in koca bir karteli yok etmesine de güzel bir göndermesi var gibi hissettim. Ama çok anlamlı. Çünkü burada Sofia şey gibi düşünüyorsunuz hani işte ben nasıl Oz için acaba bir vicdan mı vardı derken Burada acaba Sofia güçlenip bu işleri kontrol edemeyecek. Çünkü gidiyor uyuşturucu anlaşmaları yapmaya başlıyor. Ozla hareket etmeye başlıyor. Ben dedim acaba o da mı böyle biraz oraya doğru gidecek ama anlamlı olmaz diyordum. Mesela inanmamıştım Sofya'nın bu liderliği alacağını, gücü kabul edeceğini ve öyle olmadı. Sofia başka bir yola gitti. Ki bunu da özellikle Sofya'nın geçmişini izlediğimizde anladık. Yani o hapishane hayatı, Ark'ın bu arada Ark'ın muazzam. Onu da söylemem lazım. Yani, yani Matrix Batman'inde hem Gotham hem arkım bunların hepsi müthiş yaratılmış müthiş bir ton oluşturulmuş etraflarında hem iç mekan olarak müthiş tasarlanmışlar hem içindeki karakterler muazzam yaratılmış yani Sofya'nın Arkım bölümlerindeki o psikopat karakterlerin hepsi çok acayipti. Çok iyi görünüyorlardı. Ve gerçekten ürkütücülerdi. Sofya böyle bir yerden geldiği için ve insan yani ufak ufak o dönüşümünden kaçtığını gördük. Burada tabii tek bir hatası var. Yeğeni var bir tane. Yeğenini tabii ki zor durumda bırakıyor. En büyük vicdanı da orada yaşıyor zaten. Yeğenini, ailesini öldürdüğü için. Ama onların iyi biri olmadığını da ona anlatması lazım. Tabii çocuğa nasıl anlatabilecek? Acaba çocuğu da yine ailesinden gelen bu mirastan dolayı o psikolojik özelliklerden ve aslında kurtulamadığı ailesinin geçmiş dolayı oda mı kötü bir yola gidecek Belki bunu ileride göreceğiz bilmiyorum ama belki tek hatası tek vicdan azabı da o onda farkında olması da yine büyük bir olay böyle bir karakter için. Ve artı dizide karşılaştı zaten kadından hiçbirine zarar vermiyor. İşte Oz'un sevgilisine kendisi bir hayat kadını. Hatta onu yanlış tanıyor. Ondan korkuyor. Ona rağmen bir zarar vermiyor. Penguin'i bulma pahasına yine o, bulamama pahasına pardon ona yine zarar vermiyor. Keza yine Oz'un annesi Frances'e de dokunmuyor. Ama Oz'un gözünde Frances'i özellikle o 8. bölümdeki o bir karşılıklı atışma sahnesinde muazzam bir kavga içine sokuyor ve aslında Francis'i Francis'in gözünde Oz'u öldürüyor. Çünkü o birbirine itiraf ettikleri anda artık ilişkileri eskisi gibi olmayacak. Yani bir insanı öldürmeden birisinin gözünde öldürmeyi başarmak yine bence çok iyi yazılmış bir karakter özelliği. Sofia artık hep bu yönde gitmeye başlıyor. Zaten daha sonra işte babasının eşyalarını yok ediyor tamamen bu yoldan çıkmaya karar veriyor. Ama ne oluyor? Tabii ki işte Oz'un babası Falcone'den aldığı özelliklerle yine ona suç atması, onun üstüne iftira bırakması, keza yine onu kullanmasıyla birlikte yine bir erkeğin sayesinde kapalı kapılar ardına gidiyor. Ve burada ilginç bir mektup geliyor. Selena Kyle'dan, klasik bildiğimiz adıyla, adıyla, Catwoman'dan bir mektup geliyor. Bu mektubun içerini görmedik tabii ama bu da zaten ikinci film e, dizinin bittiği zamandan 10 gün sonrasında başlayacak. Bu da hoşuma gitti. Özellikle Zoe Kravitz'in Selena Kyle'ını çok sevmiştim. Acaba dedim e, ikinci filmde olmayacak mı? İlk filmde çünkü bir veda ile ayrılıyordu. Bir tane olacak ve çok iyi olacak gibi duruyor. Yani Sofia ve e, Selena karakterleri Batman için çok önemli olacak. Yani Batman'in aslında hani onları böyle bir arkamdaki başarılı kadınlar işte bana yön gibi değil de onlar sayesinde onların desteğiyle ya da onların onlara paralel yürüyerek olayları çözmek durumunda kalacak. <laughs> bu da Batman'i bence daha da boyutlandıracak e, ikinci filmde. Bir de Matrix'e şuradan da teşekkür etmem lazım. Onu da ekleyeyim. Yani mesela Oz karakteri Penguin kelimesini daha, daha ona takılan o sıfatı, o title'ı, o ismi duyunca hemen sinirleniyor. Ya bu, bu dünyada işte yani çizgi romandan gelen işte Batman, Superman, Penguin, Joker gibi aslında tepe title takılmış işte isimlerin belli özelliklerden ya da işte fantastik özelliklerden gelen isimlerin hiçbir önemi yok. Hatta burada onlar aşağılanma için kullanılıyor. Yani karakterleri hep öne koymuş. Yani karakterlerin öne koyması demek ismiyle orada barınması demek işte. Oz, Sofia, Selena, Bruce Wayne. Ya bu karakter işte karakterle bu işin yürümesi Matt çok dikkat ettiği bir şeydi. Burada onu daha da derinleştirmiş. Mesela diziler işte böyle bu şekilde filmleri daha derinleştirecek şekilde yapıldığında çok daha fayda oluyor. DC için çok büyük bir adım bu arada bu dizi. O açıdan da çok sevdim. Tabii eleştiri kısmına da gelirsek benim de çok duyduğum, globalde de çok konuşulan, hatta benim de yer yer aklıma gelmesine hiç rahatsız etmeyen bir konu var eleştiri tarafında. Batman niye yok? Ya da Batman ne yapıyordu bu sırada? Aslında çok uzun bir timeline'da değiliz. Yani aşırı geniş bir alan değil. Birkaç sene geçmiyor bu olaylar olurken. Aksine Tahminimce böyle birkaç hafta, birkaç ay belki, bir ay mı, bir ay falan sürüyor bile olabilir. Çok e, dar bir alandayız yani. Hatta bazen şu eleştiri de geliyor işte. Bazı olarak çok mu hızlı oluyor diye. Aslında olmuyor. Çünkü e, Oz karakteri fevri bir karakter. Yani daha doğrusu mafya yapısındaki karakterlerin çoğu çok fevri. Sofia da öyle. Agresif ve özellikle genelde Oz tarafında çözüme giden konular biraz onun fevriliğiyle beraber oturuyor. Zaten fevri, aceleci e, agresif bir karakter olduğu ki bunun tonu da baştan aslında koyuyorlar. Ya yani Sofya'nın kardeşini çat diye çekip vuruyor. Belki de hayatını değiştirecek yani. Vurmaması lazım. Çok tehlikeli bir hareket ama yapıyor. O yüzden bu eleştirileri e, bence burada iyi bir şekilde kapatıyorlar. Çok derinleşmiyor benim kafamda bu eleştiriler ama Batman tarafına bakarsak ya bence de ben şu açıdan değerlendirdim. Batman'in olmaması bu dizinin karakterlerine ciddi bir saygı. Yani Batman bir şekilde gözükse olsa adı bile anılsa ki adı bile anılmıyor. Sadece sonda güzel bir sürpriz var oradan bahsetmeyeyim. Spoiler bölümde olsak da orayı görün. Çok güzel bence. Çok klasik ama güzel. O yüzden Batman anılsaydı bir şekilde hep onu bekleyecektik. Onu arayacaktık. İşte o şey şey vurgusunu istemiyor Matrix'te. Bir kurtarıcı tek adam gelsin ve bizi alsın götürsün. Ekonomiyi bir çırpıda faizleri düşürsün falan. Böyle bir şey değil Batman. O yüzden bence çok iyi bir tercih. Ee, eğer bir kere bir kere ortaya çıksaydı hep arayacaktık. Hep onu düşünecektik. Ulan burada niye Batman gelmiyor? Niye geç kaldı falan? Muhtemelen Batman başka e, kendi varusla sancarı falan uğraşıyor olabilir bir yerlerde yani. Ki yanılmıyorsam Metrisinde böyle bir açıklaması oldu bu konuda. O yüzden Batman eleştirisi de benim gözümde böyle. Ama tabii e, şeyi de kabul ediyorum yani böyle bir işte DC sevenler için Batman aramak çok doğal. Ama bir yandan da işte en başta da söyledim. DC franchise'ına çok aşina olmayanlar için de olmaması bir açıdan iyi. Çünkü o günün sonunda daha epik, fantastik bir karakter. Ne olursa olsun yani süper gücü olmasa da birçok seyirci için, okuyucu için böyle. Onun olmaması aslında dizinin tonunu da etkilemiyor. Hatta daha iyi duruma getiriyor. Son bir şey daha söyleyeceğim diziyle ilgili. Aslında bu da hani bazı için eleştiri olabilir. Tabii çok temel bir Ozla Victor arasında bir Batman Robin ilişkisi var. Olan acaba bunu mu bozdular gibi de düşünebilirsiniz. Bu da yani antis olarak hoşuma gitti. Yani Batman Robin ilişkisi tabii ki anlatan hikayede yer yer duygusal olur, bazen fiziksel olur. Fizikselden kasman ikisi de aslında güçlü oldukları için bazen yan yana gelirler. Bazen işte geçmişteki güçsüzlüklerinden dolayı yan yana gelirler. Burada aslında bir yan yana gelme yok. Batman aslında onu da kullanır yer yer. Kullandığını anladığında pişman olur. Ve bunlardan tabii bir sürü e, zincirleme sorunlar ortaya çıkar. Oz tarafında böyle bir şey yok. Tabii Victor onun Robin'i gibi bir noktaya kadar. Ama o zaten kardeşlerinden beri gelen o sevgiyi bölüşmeme. Ki aslında onun istediği bir sevgi değil. Yine kabullenme. Ya annesinden tek istediği kabul görsün. Başkası övgü görmesin. Bütün o kabul ona kalsın. Aslında bu arada bir sevgi değil. Dikkat ederseniz zaten sevgilisiyle de aynı şekilde bir ilişkisi var. Kadın da onu anladığı için başka hiçbir şey söylemiyor. Sadece duymak istediklerini söylüyor. Mesela ona direkt yardım etmiyor asla. Hani hep böyle bir çok zorda kalırsa... ...böyle hep böyle yarım ağızla tamam yaparız ama falan... ...hani onu o kadar iyi çözmüş ki... ...kendisine çünkü zarar verebileceğini biliyor. Aynı Victor'a yaptığı gibi. Mesela Batman tabii ki böyle bir karakter değil. Oz işte bunun çok iyi bir antisi durumuna geldi o yüzden. Aslında Penguin... Muhtemelen bu üçlemenin devamında final bossu gibi olacak. Çok büyüyecek. Gerçekten bütün gatımı belki de haraca kesecek o psikopata dönecek. Çok büyük zararlar veren bir manyağa dönüşecek. O yüzden bu hikaye ve bu dizi e, karakteri çok acayip bir derinliğe soktu. Ha tabii bu derinlikle beraber muhtemelen orada bir Scarface e, durumuyla da boğulacak. <laughs> Son olarak oyunculuklara bir değineceğim. Ya zaten hani Christian Milioti ile Colin Farrell'ı övmelere doyamayız. Çok büyük ihtimalle seneye mini dizi kategorisinde çok net ikisi de aday olacaktır. Eğer olmazlarsa yani kavga çıkarırım orada. Onu söyleyeyim baştan. Onun dışında Can Turturay'ı Mark Strong oynuyor. Pardon Can Turturay özür <laughs> dilerim. <laughs> Falcone'yi, baba Falcone'yi Can Turturay yerine Mark Strong oynuyor. Mark Strong bayağı iyi olmuş. Tabi şu, hisse şu hissediliyor. Daha böyle Can Turturay'ın Falconesi gibi daha İtalyan, daha böyle soğuk, pardon aslında tam soğuk değil, soğuk sıcak karışık diyelim oynamamış. Daha kendi tarzını yaratmış. Daha donuk. Daha psikopat bir karakter gibi duruyor. John Turtur'a biraz daha rahatsız ediciydi. Bu daha e, soğuklu da rahatsız ediyor. Ben beğendim. E, ama tabii bazen bazılarınıza tuhaf gelmiş olabilir. Kendi tercihli oynaması hatta benim için daha iyi gözüktü. Onun dışında Salvatore Maroni, Clancy Brown. Onu da zaten bir sürü yan rolden bilirsiniz. İşte Shawshank Redemption'dan John Wick'ine kadar. O da kısa bir rol aralığı olsa da çok iyi iş çıkarmış. Umarım tabii keşke belki bir noktada Zoe Kravitz'i de görsek diye içimden geçmedi ama işte tabii Batman ve Batman kararından dolayı Catwoman'ı da burada koymamaları normal. Muhtemelen filmde SNK ve Sofia çok acayip olacaklar. Hani bir ikili olurlar mı emin değilim. Ama muhtemelen ikisinin birbiriyle olan ilişkisinin yarattığı dinamik hem Batman'i hem oradaki olayları ciddi etkileyecek. E, ve son olarak da aslında genç ozu oynayan oyuncu muazzamdı onu da övmek lazım. Çok acayip yani resmen çocuk e, 12 yaşında falan bu arada yani ona bakmış kopyalamış e, demiş ki tamam ben bunu e, oynarım. <laughs> Biraz böyle Paul Dano sosyopatlığını oynayabilecek bir genç oyuncu potansiyeli sezdim kendisinde. Umarım ileride daha çok onu da görürüz o da acayip oynamış. Ama genel olarak zaten dizinin castingi de oyunculukları da çok üst seviye. Ama tabii ki Colin Farrell ve Christian Milioti bambaşka bir seviyeye çekmiş konuyu. İkisi de adaylıkları alacaktır. Evet Penguen'le ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım dizi izlersiniz. Dediğim gibi en başta da DC franchise'ını sevmiyor olabilirsiniz. Aşina almayabilirsiniz. Aman abi uçan adam mı izleyeceğim gibi düşünüyor olabilirsiniz. Hiç böyle düşünmeyin. Eğer dediğim gibi işte Godfather, Scarface, benzerleri işte e, Sopranos, Breaking Bad gibi dizileri seviyorsanız, e, oradan öykünmüş ve oradaki karakterleri yeniden yapılandırma gibi altından kalkması zor bir işe girişmiş. Bu diziyi bence sevebilirsiniz. Bir şans verin. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ha bu arada evet kanalı kanala abone olmayı, katılmayı, beğenmeyi yorum yazmayı, bu videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın. Algoritma çünkü birazcık yine bizi şeyden kayıttan düşüyor gibi. Aman o kayda geri dönelim. <laughs> Hadi görüşürüz. Bye.